karşı parça çek. Vallahi geç güldüm. Nereye amca? Nereye sen? Şöyle bakayım. Şu karşı köprüde ülkem. Parça çek. Oradan buradan gittim. Şimdi olur. Olur. Merhaba abim. Vallahi şükür iyiyiz abi. Sen nasılsın? Gidin hanımlar. Şöyle içelim valla. Ayakta tutmayalım muhtarım. Bu kadar adam nasıl dersin ya? Bu kadar adamı içeri alma. İstersen sandalye de çıkabiliriz. Oturduk he. Oturduk. Rahat bakalım. Dışarı, dışarı derseniz dışarı fark etmez. Buruş abi. Merhaba, hoş geldiniz. Buruş bulduk. Tamam, içeri gel. Ya sandalyeler buraya çatır. Ne? Sandalyeler çatmayacak mı? Sandalyeler çatır. Sandalyeler çatır. Buraya. Altı Yozgat Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu köy tanıtım programımız Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, kasabalarında, köylerinde hatta büyük şehir olan illerimizin mahallelerinde köy tanıtım çekimlerimiz devam ederken bugün yine Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı hangi köydeyiz muhtarım? Terzili. Terzili köyündeyiz. Terzili Köyü'nün bu birinci tanıtım çekiminde öncelikle bizlere sponsor olan Baba Yiğit'imiz Terzili Köyü'nün bugünkü bu tanıtım çekiminde öncelikle köy sakinlerimizle röportaj yapacağız. Daha sonra köyümüzü havadan drone çekimiyle gurbette yaşayan memleketine, köyüne özlem hasret çeken tüm Terzili Köyü gurbetçilerimize güzel bir anı, güzel bir hatıra kalacak bu çekim. Evet, ben inanıyorum ki bu köyden olup da senede bir defa köye gelemeyen insanlarımız var. Köyünü özlüyorlar. Özellikle Ankara'da yaşayan Terzili Köyü gurbetçilerimiz köyde bir parça yer gördükleri zaman ayrı bir mutlu oluyorlar. Evet, yanımızda yine muhtarımız var. Muhtarım kendini öncelikle bir tanıt şöyle. İsmim Ünsal Murat. Terzili Köyü muhtarıyım. Bu benim ikinci dönemim. Evet muhtarım, iki dönem muhtarlık yaptın. Bu muhtarlık sürende neler yaptın biraz anlatır mısın? Neler yaptık? Öncelikle devletimizden Allah razı olsun. Her zaman yanımızda oldu. İstinat duvarımızı yaptık. İki tane park kurduk. Güneş enerji panelleri kurduk. Karşı Çayköy dediğimiz yola asfalt attık. Kilit parke taşlarımızı yaptık. Bu muhtarlığın önüne betonumuzu attık. Ek lojman yaptık. Ek kadınlara yemekhane yaptık. Elimizden geleni ardımıza koymadık, çalıştık. Devletimizden de Allah razı olsun. Ne talep ettiysek yetişmeye çalışıyor. Köylerimizden de Allah razı olsun. Hepsi bize yardımcı oldu. Ne zaman istesek iman esirgemedi. Allah hepsinden razı olsun. Evet, biraz köyden bahsedelim. Terzili Köyü nüfus ne kadar? Kaç hane? Köyümüz... İçin kaynakları nelerdir? Gurbetçisi var mıdır? Varsa nerelerdedir? Köyümüz kışın 100 hane, yazın 120-130 hane oluyor. Bizim köy göç vermiyor. Aksine köy göç alıyor. Bir yandan da büyüyor. Geçim kaynağımız başlıca tarımla hayvancılık. Büyük baş pek yok ama küçük baş çok. Mandıralarımız var. Şahısların 5-10 sürü var. Küçük başla uğraşıyoruz. Tarımla uğraşıyoruz. Sulama çok yok bizde. Kuru tarım. Var ama o kadar çok değil. Aşağı ırmağın kenarlarında.
Bunlarla uğraşıyoruz. Tek eksiğimiz genç nüfusun burada kalmaması. Nüfus ortalamamız yaşlandı. Eskisi gibi değil. Bizim çocukluğumuz zamanında genç çoktu. Çalışma daha çoktu. Ama artık eskisi gibi değil. Gurbette en çok nüfusumuz Ankara'da. Zaten yetişen çocukların hepsi de Ankara'ya gidiyor. Bunlar geçim kaynağımız. Belice başlıca bunlar yani. Evet. İki dönem muhtarlık yaptın. Nasip olursa üçüncüyü de yapacaksın. Nasipse inşallah. Evet. Muhtar olursan köyün başka bir eksikleri ihtiyacı kaldı mı? Yine muhtar olursam şunları da yapmayı istiyorum dediğin bir şeyler var mı? Köye bir uyduşu ya. Köyümüzün çukur dolduğundan dolayı şebeke çekmiyor. Türksel zaten çekmiyor da Vodafone'da çok az çektiğinden hepimiz de Vodafone'dayız. Yine de sıkıntı çekiyoruz. Birkaç talebimiz oldu. Geç giden imamımız vardı. Onunla da bayağı bir mücadele ettik ama bir şey yaptıramadık. Onun harici köyün ihtiyaçlarımız olan biraz kilit taş eksiğimiz kaldı. Ama devletimizin bütçesi el verdiği sürece de gönderiyorlar. Başka da bir sıkıntımız yok. Sularımız iyi. Çok şükür. Köyün işleri bitmiyor yani. Patlaktı, çatlaktı. Arızaydı. Bunları da gidermeye çalışıyoruz. İsim neydi muhtarım? İsmim Ünsal Murat. Ünsal Murat. Evet. Çoluk çocuk var mı? Var. Var. Anne baba hayatta mı? Babam erken öldü. Ben 17 yaşındaydım. Babam 43 yaşındaydı öldüğünde. Annem yaşıyor. Ben çok erken evlendim. 5 tane de çocuğum var. Ellerinizden öper. Kızı gelin oldu. Oğlanı da verdik. Diğerleri de işte iki tane çok ufak var. Onlar da okuyorlar. Sekileye taşımalı sistemle gidiyorlar. Böyle. Evet. Terzili köyünün çevre, komşu köyleri, hangi köyler var etrafta şöyle bir... Vallahi sayarsak Astanacılı'ya hududuz. Çayköy'e, Kaya Dibi'ne, Gurra, Çamlıbel, eski adı Guruk da Çamlıbel şimdiki adı, Karlıköy'ü, Salihli, Derebağ. Evet, bu köyler arasında hangi köyün muhtarıyla aran daha iyi senin? Benim hepsiyle iyi. Hepsiyle iyi. Onlara bir selam gönder şöyle. Buradan o saydığımız aracılığıyla. Buradan o saydığımız köylerin muhtarlarına bizden saygılar ve sevgiler, selamlarımız olsun. Evet, yine Terzili köyü gurbetçilerine, Ankara'da ve il dışında yaşayan köylülerimize de şöyle bir selam gönder muhtarım. Köyün dışında olan tüm köylerimize muhtarınız olarak sevgilerimi, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hepiniz var olun, yaşayın inşallah. Evet, sağla sıhhat versin. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Röportajımız devam ediyor. Çaylar doldurun. Efendim? Otururuz. Gel abi.